çalışanların fazla mesai sürelerini işverenden alamamışlarsa, işveren de Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu bildirimleri yapmamışsa, yani haftalık 45 saatin üzerinde çalışması olduğu halde fazla mesai ücretini alamayan kişiler daha sonra dava açabiliyorlar. Bizim ülkemizde haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilir. Toplam ay bazında bakılmaz, hafta bazında bakılır ve 45 saatin üstünde çalışma varsa hafta içi %50, hafta sonu %100 fazla mesai şeklinde hesaplamalar yapılır. Ama ülkemizde fazla mesaiye çok fazla dikkat edilmiyor. Çalışanlar fazla mesai konusunda 5 yıl içerisinde geriye dönük davada açabiliyorlar. Davalarda daha çok aynı dönemde, aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin şahitliğiyle bu davalar kazanılabiliyordu. İşçi açısından önemliydi ama yanında kendisinden başka çalışan yoksa ya da şahitlik sigortalı olup da şahitlik yapacak kimse yoksa da bu durumda fazla mesai davalarında işçi biraz zor duruma düşebiliyordu. Çünkü şahit burada çok önemliydi kanıtlaması açısından. Burada Yargıtay yine bir karar verdi ve kararda bir kişinin fazla mesai çalışmalarında iş yerinin çevresinde bulunan komşuların şahitliği de geçerli olur dedi ve bu şahitlik de fazla mesainin kanıtlanmasını sağlıyor ve çalışanlar fazla mesailerini alabiliyorlar. İşverenler bu konuda dikkat etsinler. Çalışanlar da haklarını arasınlar tabii. İşverenler 45 saatin üstündeki fazla mesaileri muhakkak bildirsinler. Çalışanlar da 45 saatin üzerinde çalışmaları varsa bunların ücretlerini alamadılarsa ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'na işveren bildirmediyse şayet sigortalı çalışanlardan bir şahit bulacak. Sigortalı şahit bulamazsa da kendisi bu durumda yan komşulardan, çevredeki işverenin çevresindeki komşulardan şahit olabilecek kişileri bulup dava açıp ve davayı da kazanabilirler.